Bu eser bizim bir önceki videoda Çakal'ın bir parçasını değerlendirmemizin üzerine Çakal Bey bir ormana gidip inzivaya çekilmiş ve bu inziva sırasında şöyle bir hava almak için dışarı çıktığında köpekler saldırmış. Köpeklerden kaçarken bize öfkeyle kaçarken bu sözler aklına gelmiş ve kaçarken yazmış kafasında bunu. İşte hav hav falan derken hoş boş derken Gostoso Gostoso falan diye bir şeyler yapmış. Gostoso İtalyanca lezzetli demek bu arada. Bize ithafen yani bize öfkeyle mi yazdı yoksa bizim anlattığımız şeyler Çakal'ın derinliğini yakalayamadığımız için Çakal tarafından üzücü bulundu ve buna mı öfkelendi? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Şarkının devamında anlayacağız. Bir şarkıya bir giriş yapalım. Çok sinirlenmiş. Ses sonundan da belli. Şimdi hocam. Gostoso, Gostoso, Black Rolls Royce, Boy, Big Boy, Kondomko, Kondomko. Şimdi sinirlendi herhalde belli. Zaten ses tonundan oluyor. Heyecanlı da ama tabii köpeklerden kaçarken gayet normal. Heyecanlı olması heyecan nefes nefese kalmış. Heyecan ve öfke olunca ton normal. Ama ben yine de yakıştıramadım bize Big Boy diye hitap etmesine. Halbuki bir bigliğimiz de yok. Yani bayağı çıtırız aslında yani. Kesinlikle. Onları Rolls Royce'le kovalayacağım falan filan. Yani bunlar yakışmıyor. Kondomko çok sert. Kondomko evet. Yani Kondomko Kondomko. Kobi de yani. Çiflemiş. İki kişi olduğumuz için muhtemelen. Hani sana da kondom ko, sana da kondom ko. Peki niye sonuna ko? K-O. O ona mı? Tabii hani. Street Fighter'da falan olabilir evet. Yoksa tutup sırf kafiye olsun diye sonuna ko ekleyecek hali yok. Yani Çakal her ne kadar bize sinirlenmiş de olsa sırf kafiye için bunu yine yapmaz. Aynen, kaçarken bu dahi yapmaz. Kondom koda çok derin anlamlar olduğunu düşünüyorum. Bunu ancak kendisinden öğrenebiliriz. Yani ben açıkçası çok düşündüm. Bu videoyu bize ilk attığından beri düşünüyorum. Kondom koyu açıkçası çözemedim. Hocam bu arada ko çok kafiyesi de sadece bir Gostoso ile kafiyesi var. Yani sondaki o yarım uyak o da yani. Burada zaten çok kafiye uyak onları gözetmemiş gibi. Hani random dalmış. Random. Kondom. Evet. Zaten bak tireyle ayırmış. Şiiri yazı halinde de var bizde. Koşarken işte yazmış. Apostrof koymuş. K-O yaz. K-O. O da olabileceği gibi. Şimdi burada köpekten kaçtığı için yarım da kalmış olabilir bunu söylerken. Tam ha, bir belki şey söyleyecek. Başka bir şey diyecekti. Tabii. Kondom kodumunun falan bir şey olacaktı. Kondom ko kondom. O anda can abi diye sadece bunlar çıktı. Ağzına çıkanlar da olabilir. İnsan o heyecan halinde bir şeyler. Aha mikrofonu düştü. Ben dinlerken heyecanlanıyorum adamı. Peki hocam devamında Madrid Trio. Yani nereye giderseniz gidin diyor artık. Ha kaçacak yeriniz yani diyor. Siz elime düştünüz oğlum diyor artık. Vize başvurusu falan yaptım ben geçenlerde. Onu mu anladı acaba? Takip mi ediyor? Bir şekilde evet bağlantılar olabilir. Peki Çakal sütlü çikolata ya da limonata ne? Fresh bir Lolita pahalı bir tablo sanki Mona Lisa. Yani Mona Lisa'nın zaten değerini bilmeyen yok. Bunu biliyoruz. Ama sanki diyor burada bir eleştiri var gibi geldi. Hani şey mi değer mi atfediyoruz acaba? Hani Mona Lisa niye pahalı arkadaş? Mona Lisa'nın hikayesini biliyor muhtemelen. Şimdi Mona Lisa niye ünlü olan bir tablo? Şimdi bakıyorsun tabloya aslında bir şey yok. Bir kadın var gülüyor mu ağlıyor mu belli değil bu olay. Şimdi bu niye bu kadar değerli? Zamanında bu eser çalınıyor hocam. Sonra geri buluyor. Hatta suçlu diye Picasso'yu yine ulan sen mi çaldın yoksa popüler olmak için gibi muhabbetler de dönüyor. Oradan ünlü oluyor yani. Çakal bunu düşünmüş olabilir. Çakal da Yuhanna Kucuradi'nin de bahsettiği değer biçme, değer atfetme, yanlış değerlendirme örneklerinde buna gönderme yapıp aslında eser kendinin bir değeri olmadığını sadece bizim bir değer atfettiğimizi mi söylüyor acaba? Çünkü sanki diyor hani pahalı bir tablo sanki Mona Lisa. Hani biz değer atfediyoruz halbuki bir şey yok. Bir kadın var işte oğlum ne yani diyor. Bunları sütlü çikolata ya da limonatayla nasıl bağdaştırıyor? Şöyle olabilir yani Mona Lisa'nın sütlü çikolata ya da limonatayla ne farkı var? Diyorsun ki sütlü çikolata bir çocuk için çok değerli olabilir. Evet. Limonata sıcak yaz günlerinde bir insanın serinlemesi için değerli olabilir. Mutlaka. Fresh Blue Lolita. Abazalık döneminde. Peki o zaman Çakal Bey şunu mu diyor? Bir şeyin kendi başına bir değeri yok. İhtiyaçlar doğrultusunda mı değer kazanır? Bunu demeye çalışıyor. Benim anladığım bu. Tam olarak bunu diyor. Evet. Şimdi o zaman bu noktada tüm felsefe tarihine karşı çıkmış oluyor. Aslına bakarsanız. Ama zaten aykırı bir tip Çakal. Dolayısıyla karşı çıkacaktır. Birebir karşı çıkmamasını bekleyemezdi. Bu çok düşündürücü. Şimdi bir şey değerini ihtiyaçlar doğrultusunda kazanıyorsa onun kendi başına bir değeri yok dememiz lazım. Çünkü kendi başına olması için ihtiyaçları göz ardı edebilmesi lazım. Hani bir şeye göre şekil almaması lazım. Kendi başına değerli olmalı. Kendi değeri var diyorsak da bu sefer o değerli kabul edilen şey mesajda dediğiniz ya çocuğa göre işte, kondom ko değil. Neydi lan çocuğa göre? Sütlü çikolata değerli olabilir ve bu da doğru. Çakal da aslında şunu demek istiyor olabilir mi? Yani benim için bir şeyin değerli olması için ihtiyacımın olması gerekir diyor. Sanki buraya mı gönderme yapıyor? Şu olabilir hocam. Hegel'e ithafen. Şimdi bir tez vardı. Bir şey kendi başına değerlidir. Bir antitez koyuyor. Çakal Bey hayır diyor. İhtiyaçlara göre değerlidir. Bizden de sentez yapmamızı bekliyor.
Hegel anlatıyor bunu. Tez, antitez, sentez. Düşünce böyle gelişir. Şimdi tez var zaten. Ona değinmiyor. Antitezimi ben koyarım diyor. Sentezde artık bir zahmet siz yapın diyor. Çünkü çakal öğretici bir eğitmen. Hani öyle bize düşünmeyi öğretiyor zaten. O kadar zorlanıyorum ki anlamaya çalışırken. Yani Hegel'e karşı geliyor diyorsun burada. Hegel'in başkaldırı mı var? Hegel başkaldırdı. Hegel'e aslında tam aksine benimseme var. Hani Hegel tez, antitez, sentez de bir şey olur diyor. Çakal da diyor ki teziniz var mı kardeşim? Al sana antitez. Sentez de sen yap diyor. Yani. Yani öğretici işte, yani yol gösterici. Ben Hegel megel mesela çok kolay okuyorum onu. Adam direkt söylüyor ama bu öyle mi? Öyle değil kesinlikle. Üstüne düşün düşün anlamıyorum. Mona Lisa. İleride anlayacağız diye bakalım. Tahmin ediyoruz bakalım. Çok sinirli ya. Yapmayacaktı. Bunu. Şimdi bu çok sert oldu. Evet yani. Benim takıldığım nokta Gangan oldu. Gangan. Orada açıkçası köpeklerden kaçarken dahi tehdit etmeyi sürdürmüş. Bir şekilde bizim gözümüzden çıkmamışız. Çıkmamışız. Bayağı yer etmişiz. Köpeklere yapmış olabilirim hani. Kovalayanlar kangal derken... Mesela bunlar kanka. O da olabilir de o heyecanla deli sürçüp olabilir. Biz yanlış yorumluyor da olabiliriz. Çünkü kaçıyor. Bir yandan yardım istediğini düşünüyorum kaçmasından. Ve bağırıyor kangal kangal diye. Peki ses tonunu da köpeklere benzetmesindeki amaç düşmanını onun diliyle hak edilirsin. Hep derler ya mesela bir köpeğin saldırısına uğrarsan korkutmak için onu geri çekmek için daha yüksek sesle bağır derler ya. Ha, direkt biz ona mı havlayalım? Ben onu anladım. Hmm. Dinleyelim ama bakalım. Devam edelim. Mutlaka bir şeyler vardır. Gangan. Aslanım ormana sevdar patlar. Kalmam herman ev değilir bin gam. Ne bakayım. Senden korkman da tüp dediğine. Şimdi hocam Gangan, ha Gangan aslanım ormana silahlar patlar, ormana, ormanda değil, burada çok önemli bir fark evet. Olması lazım. Bu ormana ben aslan kesilirim, aslan gibiyim bu ormanda. Yiyorsa buraya gelin. Aynen, burası benim mekanım, her horoz kendi çöpünde öter demek istiyor. Ha. Kafam diyor iyi zannetmeyin diyor, ben diyor sizi asla unutmayacağım, yazdım size oğlum diyor. Hey dealer, 1000 gram. 1000 gram? Neyin 1000 gramı? Niye 1 kilo değil de 1000 gram demiş acaba? Yani şöyle bir şey, mesela 1 kilo daha böyle kaba gibi bir şey oluyor. 1000 gramın her detayınızı, size karşı her detayı öğrendim. Her detay aklımda. Detaycı da aynı zamanda. Muhtemelen bizi takip ediyor. Benim vizeyi öğrenmiş. Tehlikeli bir adam. Çok tehlikeli. Ben çok korktum şu an. Yani o zaten ses tonu yetiyor tek başına korkutmaya da. Zaten bak hemen dedim senden korkmam. Döndükçe dünya. Dünya kıyamet kopmadıkça senden korkmayacağım diyor yani. White Widow kan ter çalışıp aldık. Burada ne piç mi diyor? Her şey almış olabilir P ile başlayın. Push. Her şey olabilir. Kan ter çalışıp aldık. Para da olabilir ama niye bu? Yani çünkü kan ter çalışıp olur ya bunlar. Yani çok çalıştığını düşünmüyorum açıkçası. Ama ne aldığını merak ediyorum. Olur mu efendim ama şimdi o kadar mesela bunu kaç kişi yazabilir ormanda kaçarken köpeklerden bu kadar edebi derin bir felsefe eseri? Ya tabii düşünce insanı öncelikle çakal ve kafası çok farklı çalışıyor. Açıkçası aynı anda farklı şeyler düşünebiliyor. Dolayısıyla evet bunu bekleriz ama kan ter çalışıp demesi benim için açıkçası fiziksel çalışmayı çağrıştırdı. Hmm. Böyle bir şey beklemiyorum. Yoksa tabii ki çakalın kafasının nasıl çalıştığını hepimizin malumu olan konu. Onunla ilgili bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum ama evet. Ne aldığını merak ettim. Açıkçası bunu da bize açıklarsa biz de öğrenmiş oluruz. Şimdi şiirin devamında bu açıklanmıyor hocam. Ben buna daha bir 8-9 aydır bakıyorum. Yani ben de bunu bekledim devamında ne açıklayacak diye. Açıklama yok. Aynı şey devam ediyor. Tekrar tekrar başa dönüp baktım. İşte kondom kollar, Porto Portugos, sütlü çikolata, Mona Lisa, Mamacita. Şimdi ilk başta aklıma şey geldi. Ya bu adam öfkelenmiş. Kafasına ne gelmişse yazmış diye düşündüm. Tamam mı? Hani sırf böyle kafiye mafiye olsun diye. Yani. Ama sonra dedim ki böylesi değerli bir adam böyle basit düşünemez. Düşünemez. Mutlaka bir anlamı vardır. Yani 9 aylık çalışmam sonucunda ben 1000 grama sizin takıldığınız gibi ben de takıldım. Hani niye 1 kilo demiyor da 1000 gram diyor. Herhalde dedim detaydan dolayı. Yani. Detaylar evet. Gram gram artık bakıyorum falan diye. Widow ne demekti widow İngilizce? Dul mu? Beyaz dul. Beyaz dul bir örümcek değil miydi hocam? Kara dul diye. Kara dul. Evet. Ama çakal orada bir ters çağrışımı mı yaptırdı diyeceğim de. Dünyamızı yok. Tersine döndürecek mi diyor hani. Evet. Ak bildiğinizi kara yapacağım ulan. Olabilir. Neden olmasın? Bir insan düşmanım olsun ama böyle edebi tehdit etsin ben razıyım. Kesinlikle zaten biz de o yüzden biraz daha rahatız. Çünkü ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani kan ter çalışıp aldım. Burada ama çakaldan bir şey rica edeceğim. Lütfen ne aldığını bize açıkla. Evet bu çok önemli. Aldık ne? Çünkü hepimiz yıllardır çalıştık ama bu aldığı şeyi alamadık. Ne bu? Peki hocam şeye ne diyorsunuz? Bakıyorum arka planda bir tane nota yok. Belli bir şey almışlar.
Tamam. Hı-hı. O tekrar edip duruyor. Aynı şey ama. Nota tüm ihtiyacı şarkı var mı? Lütfen. Nota ihtiyacı var mı sizce? Onu anca öyle işte Pink Floyd, Deep Purple gibi tabii ki basit gruplar. Zaten üst düzey sese sahip, üst düzey sözlere sahip. Artikülasyonu olsun. Kesinlikle yerinde. On numara. Artı bu notalara gerek duymamış olabilir ki enstrüman eğer bunları koysa tabii enstrümanı koysa arkadaki köpek avlamaları çıkmayacak. Orada hav hav diye bir şeyler geliyor yani sürekli. Onlar duymayacak. Dolayısıyla hayvan sevgisini de biliyoruz. Ve bunu kesinlikle gizlemek istemiyor. Hayvan sevgisini de bu arada isminden de yine çağrıştırabilirsiniz. Neden çakal? Ha, çakal. Ama babası aslan diye seviyormuş. Hayvan sevgisi dedik. Babasından geliyor demek ki. Genlerde var hayvan sevgisi. Burada da seviye atlatıyor. Şimdi millete sorsanız kedi köpek der. Adam tabii. Yani kapsayıcı bir hayvan sevgisi var. Çakal, kurt, aslan, fil. Hiç fark etmiyor. Her şeyi seviyor yani. Yani ben şunu çok takdir ettim. Bir tehdit bile öğretici oluyorsa bu adam olmuş. Olmuştur abi. Asrın adamıdır yani. Kesinlikle. Zaten müceddidi. Evet. Müceddit olabilir, doğru söylüyorsun. Ya, muhtemelen Çakal Bey de bir 100 yıl 200 yıl sonra hatırlanacak. Anlaşılacak daha doğrusu. Zaten bu işler böyle olur. Anlaşılması zor isimler için yüzyıllar boyunca bizim gibi basit adamlar bazı yorumlar yapar. Bu yorumlar birleşir. 200 yıl sonra belli bir bütünlük kazanır. Bizim şu seviyede Çakal Bey'in zamanına ulaşamayacağımız için yapabileceğimiz maksimum yorum budur. Ya maksimum çıkarım budur. Öyle değil mi hocam? Haksız mıyım? Yani yine çok doğru söylediniz her zamanki gibi. Teşekkür ediyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Niye bitirdik ya? Bilmiyorum. Bitti konu. Devam et ya. Daha müziği var. Ama aynı şeyi söyleyecek. Dur bakalım.